Dolar 17'yi aştı, euro 18'i aştı, altının gramı 1000 liraya aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü açıklamaları mı bunda etkili oldu? Faiz artırmaya, özür diliyorum, faiz indirmeye devam edeceğiz demişti. Ben toptan soruları sorayım. Bir de akşam saatlerinde bir dolaylı müdahaleden söz ediliyor. Siz ne diyorsunuz bu tabloya? Şimdi 3 tane unsur var bu konuda. Bunlardan bir tanesi en son Mayıs ayında Türkiye'nin dış ödemeler dengesi 11 milyar dolar açık verdi. Yani açıkladıkları yok Çin modeli, yok Çin modeli falan, tamamen iflas etmiş vaziyette. Sayın Erdoğan dün işte cari fazla vereceğiz vesaire falan diye konuşmalar yaptı. Aynı sistemi yürüteceğiz dedi. Şimdi bu aynı sistem muazzam bir açık veriyor. Beklenen konuda aynı zamanda enflasyonu da son derece yukarıya çıkarıyor. Bu artık görülüyor. Dünkü konuşmasında tabii bunu tekrar edeceğiz, devam edeceğiz demesi piyasayı panikletti. Bakın aynı şeyi hatırlatırım, 16 Mayıs gibi 2018'de yapmıştı. Londra'da yapmıştı o zaman konuşmayı. Buna benzer bir konuşmayı, bu modeli başlatacağını söylemişti. Ondan sonra daha Türk lirası iflah olmadı. Hemen o gün düşmeye başladı. Bugün şimdi tekrar edince ne olacağını tahmin edersiniz. Gene aynı şey oluyor. Ama 2018'den çok daha kötü durum. Yani rezervler son derece azalmış vaziyette. Muazzam bir miktarda dış ödemeler dengesi açığı var. Enflasyon da hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. Bir de ikinci unsur, tabii yurt dışında dolar hafif değerleniyor. Fakat doların değerlenmesi %8, bize karşı değerlenmesi %30. Yani aradaki farkı neden olduğunu düşüneceksek, işte o köpük falan deniliyor. O köpük Sayın Erdoğan'ın konuşmaları köpüğü yani. Evet. Hakikaten başa döndük, köpük geri geldi. Ama arada bir şeyler oldu. Onu da anlatır mısınız? Yani bu 6 ayda en başa döndük ama bir fatura çıktı. Ondan biraz lütfen söz ediniz. Efendim 128 milyar doları nasıl sattılarsa şimdi de doları orada tutmak için boyuna rezerv satıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin ödenmesi gereken borçları hızlıca birikiyor ve bu yaz Eylül ayına kadar ciddi borç ödemeleri var. Ve Türkiye'den yabancı para çıkışı neredeyse çok az kaldı ama kalanlar da kaçmaya devam ediyorlar. Bakın yılbaşından bu yana 5 milyar dolara yakın daha kaçtı yani. Şimdi bunlar artık belki küçük paralardı eskiden ama şimdi olmayan paranın içinde büyük bunlar. Yani böyle olunca da şimdi yurt dışındaki yorumcular, onlar tabii Türkiye'deki gibi korkmuyor. Yani rahat rahat konuşuyorlar. Yıl sonu için rakamlar vermeye başladılar. Ben bu rakamları burada telaffuz etmek istemiyorum. Ama o rakamlar ve bunların niçin öyle olacağına dair şeyler yurt dışında duyuldukça hem yerli yatırımcı da bunları takip ediyor, hem yurt dışı yatırımcısı da, bunun sonucunda korkunç bir kaçış oluyor. Bir de ben bu hatayı yapmaya da devam edeceğim derseniz, üstelik herkes de bunu biliyor ki bunu siyasi nedenlerle yapıyorsunuz. Yani seçim nedenleriyle, böyle yüksek ulvi siyasi nedenlerle, NAS'tan dolayı falan değil, tamamen seçim hesapları nedeniyle yapıyorsunuz. Öyle düşünüyorlar ya da o zaman işte herkes kaçıyor. Yani Türk lirasından kaçıyorlar. Böyle bir şeyin durdurulamaz hale geldi olay. Ve gitgide yani... akla ve mantığa bir parça avret etmek, bir parça hiç değilse avret etmek mümkün olmazsa bunun durdurulması da söz konusu olamaz. Dediğim gibi rakam ifade etmek istemiyorum ama yurt dışında ediliyor yani. Evet. En son Bakan Nebati'nin açıklamaları da zaten bu yeni ekonomi modelinde açık bir itiraf gibiydi. Dar gelirli dışında herkesin kâr ettiğini söylemişti ama çarklar dönüyor demişti. Şimdi bu tablo, böyle bir gidişat var. İktidarın elinde ne kaldı artık hakikaten bunu durdurabilecek? Ne gibi bir enstrüman kaldı? Vallahi ne yapabilirler? Bir yani? Elbette bir, yani, bir müdahale, bir şey olacaktır. Yani şöyle olabilir. Türkiye'de hala vatandaşın kendisinin Merkez Bankası'na emanet ettiği paraları satıyorlar. Yani yaptıkları o, kendilerinin değil de vatandaşın döviz rezervlerini satıyorlar. Orada bir miktar daha para kaldı, onları da satabilirler. İçeride vatandaşa işte bir takım zamlar yapacaklar ve para basmaya muazzam bir şekilde karşılıksız para ve kredi yaratılıyor. Zaten ondan dolayı krize giriyoruz yavaş yavaş.
O nedenle onu yapmaya devam edecekler. Bundan bir süre daha para kazanacaklarını, bir süre daha vakit kazanacaklarını düşünüyorlar. İşte belki enflasyon endeksli bazı araçlar konuşulup duruyor. Tabii onun getireceği ayrı bir panik var. Ama ondan da işte 3-5 ay belki alırız. O arada da dünyada belki işler biraz düzelir. Bakalım deprem hani bakalım. Şey fıkra vardır. Adamın biri 5 kapı almışlar üstüne tavlada. Bilmem ne durum kötü. Ya niye bırakmıyorsun tavlayı diye sorulmuş. E canım ne biliyorsun belki maç bitmeden deprem olur diye. Yani onun gibi belki bir şey olur da biz buradan kurtuluruz Umut fakirin diye. Ekmeği diyoruz yani. Beklentimiz ekonomiye yani, ilişkin. Valla burada zenginlerin ekmeği çünkü iktidar zenginlere çalışıyor. Yani bakın en son yapılmış bir şey var, kamuoyu çalışması var. Orada dindar insanlar bile AK Parti'nin aslında zenginlerin partisi olduğuna %45'inden fazlası inandığını söylemiş. En son kamuoyu açıklamasını söylüyorum. Evet. Ben siz de takip etmişsinizdir ve bu büyük hakikaten... Böyle yani Sayın Nebati de açıkça söyledi, dar gelirliler hariç herkesin keyfi yerinde dedi. Yani dar gelirliler dediği de ülkenin dörtte üçü belki daha fazlası yani. Hatta belki tabii şu son 6 ay, şu 6 ayda o dar gelir denilen grubun içine çok da fazla insan dahil oldu, öyle değil mi? Tabii. Yani bakın çok ciddi bir konu var. İnsanlar bunu şey yapmıyorlar tabii, yeterince takip edemiyorlar. Mümkün de değil takip etmeleri. Türkiye'nin iflas riski denilen şeyi CDS diye bilinir bu. 738'e çıktı ve bu 2008 krizindeki kadar yüksek bir seviye. Bu iki şeye sebep oluyor. Birincisi Türkiye'nin artık belki de borçlarını ödeyemeyeceğine inanan borç verenler çok fazla sayıda. Zaten o nedenden dolayı da Türk hazinesi giderek kendi vatandaşına bile dolarla borçlanıyor. Evet. Veya tüfeyle borçlanıyor. Yani enflasyona endeksli borçlanıyor. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki bu doların yükselmesinin sebebi vatandaşlarımız boyuna dövize taktılar, döviz alıyorlar diyor. Bakın kendisi TÜİK açıkladı daha. Mevduata yani TL mevduatına yatıranlar TÜİK enflasyonuyla bile %30'unu kaybetmiş paralarını. Yani ve yine TÜİK'e göre en çok dolar kazandırmış. Siz böyle bir ekonomik düzen yarattınız. Vatandaş nereye gitsin? Ayrıca siz kendiniz zaten bütün sözleşmelerinizi ve borçlanmalarınızı dolar üstünden yapıyorsunuz. Evet. Bir kere siz önce Türk lirasına güvenin, vatandaş da güvensin. Değil mi? Temel sorun bu aslında. Şimdi hem İYİ Parti lideri Meral Akşener hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle tanımlıyorlar. Mesela bugün Meral Akşener adı yap işlet devret, özü yak yağmala yok et dedi. Kılıçdaroğlu da bir süredir Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak servet transferi yapıldığı bir dönemdeyiz dedi. Bunu hem kamu özel işbirliği projeleriyle hem işte vakıf görünümlü şirketler üzerinden yurt dışına aktarılan paralarla işte ihale başlığında yandaşların kayrılması, bunu böyle altını doldurabiliriz. Böyle bir tablodan söz ediyoruz. Siz bu durumu nasıl özetliyorsunuz acaba? Yani hakikaten bıçağa kemiğe dayanmış bir halk var, nefes alamıyor, gırtlağına kadar borçta, işte ekmek alamıyor, minibüse binemiyor, kıt kanaat geçiriyor ama bir yandan da hakikaten çarklar dönüyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem bir ekonomist hem de bir hani siyaseti takip eden bir gazeteci olarak. Evet, tabii, bu nasıl bir tabii. dönem? Şimdi efendim... Böyle bazı sistemler vardır. Ben bunu zaten AKP ekonomisinin bir Ponzi sistemi olduğunu, Ponzi sistemi saadet zincirinin uluslararası iktisattaki adıdır. Yani AKP ekonomisi bir saadet zinciridir. Saadet zinciri batmadan önceki bir gün öncesine kadar her şey yolundadır orada. Yani başkasının parasını kullanarak son ana kadar çevirmeye çalışır. İş budur yani. Bakın bu yap işlet devlet modeli falan dediklerinin de adı yap işlet devlet falan diyorlar ama veya kamu özel iş, bu aslında Osmanlı'daki iltizam sisteminin adıdır. Yani Osmanlı'da köylünün, halkın iliğini kemiğini sömüren bir sınıf vardı. Mültezim denirdi bunların adına. Bunlar koskoca dört kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğunu batırmışlardır. Böyle batmıştır. Yani köylü bunların elinden kaçabilmek için dağlara, bayırlara kaçmıştır. Ovalarını falan terk etmiştir. Yani o derece büyük felaket yaratmışlardır bunlar. Bunun aynısını modern ifadelerle yap işlet devlet falan diye geçişi, olayın yap işletle devletle falan alakası yok. Bu modern iltizam sistemidir. Bu Osmanlı'yı batıran,
Bunun bir benzeri İspanya'da vardı. İspanya dünyanın en büyük imparatorluğuydu. Orayı batırmıştır bu sistem. Bakın bizi de batırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni inşallah batırmaz. Ondan önce bu sisteme son verilir. O yap işlet devlet denilen sistemin gerçek bir yap işlet vesaire falan diye bir şeyle alakası yoktur. Tamamıyla yani siyasi iktidarla. Eskiden Osmanlı'nın paşaları, padişahları bir takım böyle bankerlerle bir araya gelir. Bu mültezim olarak bir ülkenin, bir bölgenin bütün geliri bunların eline verilirdi. Böyle böyle ülke battı. Bunlarda da aynı şey yapılıyor. Bunların hepsinden de geçmişte büyük komisyonların alındığı, siyasetçiler tarafından bunlardan komisyon alındığı geçmişte ortaya çıktı. Şimdi biz bugün bilmiyoruz. O zaman da bilinmiyordu. Bakalım yani Orta Asya'da bu sistem vardır. Orta Asya'da bir aile gelir. Orada bir iş, bir ihale almanız için önce ailenin parasını vermeniz gerekir. Onların hatta şeyi bile bellidir yani. Yüzde kaç olduğu. Bunlar orada şey yapılıyor, biliniyor. Ve ondan o büyük komisyonlar dolayısıyla muazzam kavgalar olmuştur. Yani ailelerin içinde kavgalar olmuştur. Mesela Nazarbayev'in damadı ülkeyi terk edip gitmek zorunda kalmıştır. Yani aynı bizim, şey bizim sarayda Rusya'da. Da benzer çatırdamalar olmuyor değil ha, aslında. Yani işte onların bizler bilemiyoruz daha henüz. Çünkü büyük bir sansür ve içe kapalı bir yapılanma var. İnşallah öyle şeyler olmuyordur ama yani dünyanın her yerinde bu gibi şeyler, yapılanmalar, yap işlet devlet falan, sözüm ona yapılan işlet devlet modelleri hem Rusya'da hem Orta Asya ülkelerinde, bazı Kuzey Afrika ülkelerinde çok büyük skandallar, iktidar içindeki kanlı bıçaklı hesaplaşmalar ve ülkeden muazzam miktarda çalınan paralarla evet. beraber yürüdü komisyonlarla. O komisyonlar genellikle yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçırıldı. Bakın. Ne yani kadar benzer. Şimdi dolayısıyla tabii yani. Bir dönem kıyaslaması hani, ve ne kadar benzer hakikaten. Tabii. Bakın şimdi o zaman şunları sormak lazım. Rahatlıkla yurt dışından buraya getirilen veya buradan dışarıya vergi cennetlerine gitmiş mesela Manadası paraları falan, bunların kaynağı neresi? Bunların kaynağı ne? Evet. Yani ben hayret ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi tamam iktidarın yandaşı veya başkaları falan ama yarı orta. Yani bunlar memleketin serveti. Bunlarla ilgili gen sorular veriliyor. Evet. İşte araştırılsın deniliyor. Aman yok araştırılmasın. Yani siz bunu araştırmayacaksınız. Neyi araştıracaksınız Allah aşkına? Yani bakın kanamalı bir hasta. Bu kanama demektir yani. Ülkenin servetinin sürekli dışarıya akıtılması. Hani yaralanmışsınız trafik kazasında kanıyorsunuz. Şimdi ilk evet. yapılacak iş kanamanın durdurulması değil mi? Şimdi bu kanama durdurulmazsa biz işte bu döviz üzerinde sizden ekonominin ayrıntıları üzerinde çok konuşuruz. Ben de bir sürü teknik detay veririm bu konuyla ilgili. Evet. Zaten işim bu ama işin özü bu. Ülkedeki evet. kanamanın ve yolsuzluğun durdurulması. Kılıçdaroğlu hani madem böyle bir benzetme Osmanlı döneminden gittiniz. Duyunu umumiyeden de söz ederdi. Hakikaten hmm. baktığımızda son dönemde işte limanların bazı körfez ülkelerine uzun yıllar peşkeş çekilmesi... İşte bu anlaşmaların tahkibinin uluslararası mahkemelerde olması, mesela Milli Savunma Tank Palet Fabrikası'nın işte Katar'lı bir ortağı devri vesaire, bunları hakikaten altını doldurup çoğaltabiliriz. Çok enteresan yani bir yandan da tabii son zamanlarda da ülke parasının değersizleşmesiyle birlikte sınırlarımız ötesindeki her ülke vatandaşı için ister Gürcistan ister Bulgar adeta bir ucuzluk pazarına dönmüş ülkemiz. Öyle Doğru. görünüyor. Hem hizmeti hem malı her şeyi. Bu anlamda ne dersiniz? Böyle baktığımızda nasıl yorumlarsınız acaba? Şimdi hep bunu söylüyorum. Yani enflasyon dediğimiz şey bir ülke parasının değerinin yok edilmesidir. Bu kasıtlı olur. Tesadüfen olmaz. Mesela Osmanlı döneminde akçenin içindeki gümüş miktarı çalınıp devlet tarafından içine bakır sokuşturulurdu. Enflasyon öyle yapılırdı. Buna da taşiş edilmiş akçe, maşuş akçe denirdi. Ya da kızıl akçe denirdi. Çünkü içinden beyazı alınıp akçe biliyorsunuz gümüş konduğu için beyaz olur. İçine bakır koyarsanız kırmızılaşır. Yani para bile utanır, yüzü kızarır. Yani şimdi evet. bakın bu yapılan işlerde yeni modern tekniklerde kağıt para kızarmıyor. O utanmaz bir para. Evet. Dolayısıyla. Şimdi de Sayın Akman paranın, evet. bozuk paranın maliyeti ederinden daha fazla olduğu için Doğrudur. Toplayıp satıyorlar.
Tabii aynen öyle. Bir yerde ben geçen gün fırının önünden geçiyordum. Üstüne yazmışlar madeni para satın alınır diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Gözümle gördüm. Çok enteresan. Şimdi yani böyle bir ortam var. Bunun sonucu enflasyon her şeyi yok eder. Her şeyi yok eder. Ve bu enflasyon kasıtlı başlatıldı. Çünkü hatırlatırım Sayın Erdoğan zamanında demişti ki ya biz bir kere bu enflasyonu bir kenara koyduk demişti. Evet. Sayın Nebati de geçen gün itiraf etti. Hı. Hakeza. Ve hani şöyle diyorlar ya enflasyonu bir yana koyduk ama bu sayede büyüme var. Büyümeleri de yalandır. Bakın büyümeleri de yalandır. Çünkü büyümenin reel büyüme hesaplanır iken bir deflatör dediğiniz rakamla hesaplanır. Yani o deflatör dediğimiz yüzdeyle ki bu TÜİK'in TÜFE hesabına çok benzer, ona Evet. yakındır. Ondan indirgersiniz. Yani cari fiyatları ondan reel fiyat haline getirirsiniz. Şimdi eğer kullandığınız deflatör veya TÜİK'in açıkladığı rakam doğru enflasyon değilse o zaman bir büyüme gözükür. Ama doğru deflatörü kullansanız aslında o büyüme yoktur. Evet. Tabii. Yani nitekim büyümenin olmadığı işsizlik oranından da yüksek. Şimdi Evet. düşünebiliyor musunuz? Aynı teknoloji kullanıyorsunuz. Büyüme şahane diyorsunuz. Fakat işsizlik bırakınız düşmeyi hatta biraz yükseliyor. Yani çok gizli bir teknoloji icat ettiniz de insan kullanmadan üretim mi yapıyorsunuz? Hani Konya'daki gizli Orada da laboratuvarlarda falan böyle bir bir şey yok yani. sihir işliyor Evet, zannediyorum. evet, Cüneyt Bey, önümüzdeki evet. günlerde Aynen. daha çok konuşacağız umuyorum ki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür Değerli ederim efendim. yorumlarınız için sağ olun.